buyrular. Sizi şöyle alayım. Haydi bakayım. Güzel güzel görelim sizleri de. 2 dakika izin verirseniz çok teşekkür ederim. Senden. Rafet Bey merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkanızda 300 kişilik bir ekip var. Evet, kadro oldukça bugün kalabalık. Çok eski bir güzel şarkıma, en sevdiğim şarkılarından bir tanesi Bana Sen Lazımsın şarkımıza yeni bir klip çekiyoruz. Yeni bir versiyonu hazırladık. Bu projenin detaylarını daha sonra açıklayacağız. Şimdi bugün çekimdeyiz. İşte böyle bir kalabalık, güzel bir prodüksiyon, çok büyük bir prodüksiyon. Yıllar sonra dedim tekrar şöyle bir Rafet Erroman eski klipleriyle hep konuşulan bir tekrar yapalım dedik ekipçe. Merter'de çekiyoruz. Burası Merter'in çok ünlü bir caddesi. Sağ olsunlar, bugün herkes anlayışlı. Zaten kapattık. 2000'cimiz var. Büyük bir gösteriye sahne olacağız yani bugünkü klipte. Ama çok şey de anlatmak istemeyelim. Yani yapmayalım, anlatmayalım zaten. İnsanlar izlesin, öyle karar versin. Biz baktık önce bir Hollywood City sandık. 2 tane vinç, 300 kişilik ekip geldik buraya. Rafet Erroman klibi ve yeni bir versiyonuyla izleyici karşısına çıkacak. Biz şimdi sound'a da baktığımız zaman daha batı tarzı, daha aslında yenilikçi bir Rafet Erroman dinleyeceğiz. Evet. Klibe dönmek istiyorum. Neler bizi bekliyor sürpriz olarak? Şimdi ilk projenin şöyle temelini anlatayım dilerseniz. Bu aslında bir Çamur Adam projesi. Çamur Adam kim? Bunu daha sonra siz de araştırabilirsiniz. Ben de daha sırrına tam eremedim. Ama zaman zaman onu buralarda belki görebilirsiniz. Kendisi bir gün bu projeyle bana geldi. Dedim ki tam kafamdaki adam. Proje benim hep yıllardır yapmak istediğim bir çalışma bu. Ve onunla birlikte bu işbirliği gerçekleşti. Kendisinin inanılmaz güzel sanatsal fikirleri var. Hatta şarkının ilk aşamasından, şimdi klibin son aşamasına kadar hep böyle el ele verip birlikte yürütüyoruz. İşte böyle. Bugün de buradayız. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Biz bayağı keyif aldık dinlerken. Zaten Rafet Erroman şarkılarıyla büyüdük. Şu anda da devam ediyor hayatımız. Yeni versiyonda merakla bekliyor olacağız. Ben birazcık da Çamur Adam'a dönmek istiyorum. Şimdi burada yüzünü çamurla boyamış bir yönetmenimiz var. Evet. Biz bakınca önce bir Joker sandık. Normalde burada şimdi kimse ayakkabı giymemiş, çıplak ayaklar dolaşıyor. Oradan dedik bir Peter Jackson havasını sezdik. Beraber bir işbirliği olmuş. Size nasıl geldi? Hani yine yüzü boyanamaydı ilk konuştuğunuzda, hatta toplantı esnasında. Yok. İlk toplantıda değil ama bize bazı kareler, fotoğraflar, çalışmalarından söz etti, gösterdi. Ve tabii ki biz çok beğendik. Bu yaklaşık bir 2-3 evet. ay önceydi. Evet, geldi de kendisi. Geldi ve gitti. Evet, geldi ve gitti. Geldi ve gitti Çamur Adam. O böyle var yok arasında ama klipte de kendisini göreceksiniz. Aslında benim iç dünyamı yansıtıyor Çamur Adam bu şarkıda, klipte. Hani benim bütün içimdeki isyanımı, bütün içimdeki o agresifliği, şarkıdaki duygusallığı, derinliği, akıl mantığı içeriyor. O bunu tabii kendi haliyle yaşasa da aslında hepimizin iç dünyasını bir şekilde yansıtmış oluyor. İzleyince insanlar bu klibi ve şarkının manasını daha iyi kavrayacaktır. Bir izleyelim, bir çıksın da. Sonra üzerinde daha uzun uzun konuşuruz. Hayırlısı olsun diyelim. Şunu da sormak istiyoruz. Tuğba'nın geçtiğimiz günlerde bir köpek saldırısına uğradı. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Söz sizde. Evet evet. Çok talihsiz bir durum yaşadı maalesef Tuğba Hanım. Ben kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Umarım iyileşir. Yine eski günlerine döner. Olur böyle şeyler. Başımıza gelebilir. Her şey gelebilir hayatta. Peki o zaman bize geçmiş olsun dileklerimizi buradan tekrardan gönderelim. Çok teşekkür ederiz Rafet Bey. Peki çok sağ olun. Çok sevgiler.